İyi günler sevgili öğrenciler. Bugün duyu organlarından kulakla konumuza devam edeceğiz. Hatırlayacağınız gibi geçen dersimizde duyu organları hakkında genel bir bilgi vermiştik ve göz duyu organımızla konumuza başlamıştık. Dış ortamdan ses, koku, ışık gibi birçok uyarıyı alırız. Bu uyarılar Gözümüzle, kulağımızla, burnumuzla, dilimizle algılanıp e, ilgili e, merkeze iletiliyor ve daha sonra buna cevap oluşturuyor demiştik. Evet, kulak e, başımızın her iki yanında şakak kemiklerinin e, içerisine yerleşmiş durumda olan bir işitme organımızdır. E, üç bölümden bahsedeceğiz kulak için. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Dış kulak gördüğünüz gibi şöyle dış kulak, kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı dediğimiz üç bölümden oluşuyor. Kulak kepçesi kıkırdak dokudan oluşmuş. Dış ortamdaki sesleri toplamak için görevde ve sesleri alıp nereye yollayacak? Kulak yoluna yollayacak. Kulak yolu gördüğünüz gibi şu iç kısım kıl, kıllarla ve bir salgıyla salgı üretiliyor. Bunların vasıtasıyla kulağa gelebilecek herhangi bir toz vesaire ne yapılmış oluyor? Tutulmuş oluyor. Daha sonra kulak zarı. Kulak zarı önemli. Orta kulak ile dış kulağı ayıran bir nokta. Kulak yoluna gelen ses dalgaları ile ne oluyor? Titreşen bir yapıya sahip diyoruz. Evet, orta kulak Orta kulakta hepinizin çok iyi bildiği vücudumuzun en küçük kemikleri dediğimiz çekiç, örs, üzengi kemikleri var çocuklar. Bakın şu kısımda. Ee, ayrıca östeki borusu şöyle östeki borusu ve oval pencere diyeceğimiz üç tane noktadan, önemli noktadan bahsedeceğiz orta kulakta. Çekiç-örs-üzengi dediğim gibi en küçük kemiklerimizde çekiç kemiği kulak zarına yapışık pozisyonda. Bu kemiklerin görevi kulak zarına gelen ses titreşimlerini şiddetini artırmak ve bu artırdığı ses titreşimlerini oval pencereye iletmektir üsteki borusu çocuklar, ağız boşluğuna açılan bir boru, orta kulakla dış ortam arasındaki basıncı dengeleyerek kulak zarının korunmasını sağlıyor, yırtılmasını engelliyor. İşitme olayıyla ilgili bir görevi yok. Oval pencere, orta kulakla iç kulağa bağlayan bir bölüm oval pencere. Evet. Ee, en içteki e, üçüncü bölümü kulağın iç kulak, iç kulak salyangoz bakın şurada kıvrım kıvrım salyangoza benzetildiği için bu ismi almış ve yarım daire kanalları bulunmakta. Yarım daire kanallarını daha önce duydunuz. Daha önceki konumuzda beyincikle birlikte ne yapıyordu? Vücudumuzun dengesini sağlayan bir noktaydı. Evet. Ee, içi sıvıyla dolu kanallar aslında işitmeyle e, ilgili bir görevi yok. Dengede e, rolü var. Salyangoz da çocuklar e, içerisinde dalız adı verilen bir sıvı var. E, ve duyu almaçları bulunuyor yapısında. E, bu duyu almaçları alınan ses dalgalarına işitme sinirleri vasıtasıyla e, beyine iletiyor. Evet, işitme olayı nasıl oluyor dersek, kulağımız bu şekilde üç bölümden oluşuyor. Yapı bu. Ee, çevreden gelen ses dalgaları kulak kepçesinde toplanıyor. Kulak yolu aracılığıyla kulaklarını iletiliyor. Daha sonra bu ses dalgaları kulaklarını titreştirip, ne oluyordu? Check yours, üzengi kemiklerine aktarılıyordu. Burada şiddeti artırılıyordu. Değil mi? Ee, ses titreşimleri oval pencereye gönderiliyordu. Oval pencere bu titreşimleri salyangoza iletiyor. Salyangozda bulunan duyu almaçları da algılayıp işitme sinirlerine iletiyordu. İşitme sinirleri de e, merkezi sinir sistemimizin en önemli organı beyinde işitme merkezine iletiyor ve ses bu şekilde algılanmış oluyordu. Evet diğer Organımıza geçelim. Evet, burun. Burun çocuklar. Koku alma duyu organımız bir de solunum sistemi organı. İki tane rolü var. E, burnun ön kısmı bildiğiniz gibi kıkırdak yapıda. Arka taraf kemik doku. E, burun delikleriyle e, dışarı açılıyor. İç kısımdan da yuta e, açılıyor. E, burnun içi e, biz solunum sistemini işlerken aslında değinmiştik. E, kıllarla kaplıydı. Bu kıllar dışarıdan gelecek toz vesaireyi tutmaya yarıyordu. Ayrıca mukoza vardı. Burun mukozası. Hem ortamı nemlendiriyordu hem de yine toz vesaireyi tutmaya yarıyordu. Kılcal kan damarları bulunmakta. Ve koku alma duyu hücrelerine sahip. burun. Burun boşluğunun üst kısmında bakın burada da göstermiş. Sarı bölge dediğimiz alan var çocuklar. E, koku alma duyu hücreleri bulunmakta burada. E, kokuyu nasıl algılarız dersek, koku partikülleri, koku tanecikleri hava ile birlikte burun deliklerinden giriyor. E, koku alma duyu hücreleri e, e, sarı bölgeye geliyor. Değil mi? E, burada e, tabi Mukus salgısıyla çözündü. E, duyu hücreleri uyarıldı bu arada. E, koku alma sinirlerine aktarılıp buradan sinirler vasıtası beyindeki koku merkezine e, haber verilmiş oluyor. Ve beyinde de bu ne yapılıyor? E, cevap oluşturulacak şekilde değerlendiriliyor. Evet. diğer organımız dil. Çocuklar bakın. Şöyle. Evet. Tat alma duyu organı. Besinlerin çiğnenmesi ve yutulmasında yardımcı bir unsur. Konuşmaya yardımcı. O halde dil için üç tane görev tayin etmiş olduk değil mi çocuklar? Evet Beslenme için tükettiğimiz yiyecek, içeceklerin tatlarını dilimiz sayesinde biz e, algılarız. E, dilimizin yüzeyinde bu e, tatları algılamaya yarayan çok sayıda tat alma e, tomurcukları bulunmakta. Bakın gittikçe büyütülmüş resim. Şöyle şuradan bir kesit alınmış. E, şu kırmızı nokta dil dokusu. Şuradan bir kesit alınmış bakın e, ikinci kez büyütülmüş tat tomurcuğu e, bunlar vasıtasıyla biz tatları <laughs> algılıyoruz bu tat alma tomurcukların içerisinde duyu almaçları bulunmakta evet. Ee, çocuklar dilimizin tüm yüzeyi, her türlü tadı algılıyor ama bazı tatları algılayan tat tomurcukları dilin belli bölgelerinde daha yoğun bulunmakta. Ee, bu mesela burada çikolatayı göstermiş. Dilin ön kısmı tatlı bölümü daha yoğun algılıyor. Limon, ekşi bakın yanlar. Ee, bu tuzu sembolize ediyor. Tuz, şöyle. Ee, bu da büyük ihtimalle biber acı. E, arka bölüm e, daha yoğun bu tatları algılayabiliyor diyoruz. Evet. Nasıl e, tat alıyoruz dersek, e, tat almamız... Ağza aldığımız besin maddeleri tükürükle e, ne yapılıyor? Ya da suyla çözünüyor. Tat tomurcuklarının içinde bulunan duya ile uyarılıyor. Duya almaçlar uyarılıyor. E, bu uyart, uyartı sinirler yardımıyla beynin tat alma merkezine iletilip e, o e, gıdanın tadı algılanmış oluyor diyebiliriz. Tabi burada çözünme söz konusu tükrükte ya da su içerisinde bu besin maddelerinin çözünmesi tadın ortaya çıkmasında önemli çocuklar kokuda da yine aynı şekilde mukoza içerisinde çözünmesi hava içerisinde çözünmesi gerekmekteydi evet diğer organımız deri şöyle büyütelim evet vücudumuzu tamamlayan, tamamen kaplayan en büyük organımız e, biliyorsunuz. Sıcak, soğuk, sert, yumuşak gibi yorumlamaları yapmamızı sağlayan duyu organımız. 3 e, e, pardon, iki bölümden oluşuyor. Üst deri ve alt deri. E, üst deri en dış yüzeyi ölü hücrelerden oluşuyor. Alt kısımlarda ee, koruyan, bu yapıyı koruyan bölüm. Evet, derimizin rengini veren özel hücreler var burada. Ee, alt deri, üst deriye göre daha kalın. Bakın, burada da görüyorsunuz. Canlı hücreler var içerisinde. Damarlar, bakın, kıl kökü, ee, bunlar canlı hücre ter bezleri. Evet. Sinir, kan damarları, ter bezleri, kıl kökleri, yağ tabaka bu bölümde bulunuyor. Yağ tabaka çocuklar vücudu dış etkilere karşı koruyup ısı kaybını da önlüyor. Bir anlamda izolasyon görevi yapıyor hatırlayın. Ter bezleri terleme ile ne görevini yapmış oluyor? Boşaltım görevini yapmış oluyor değil mi? Fazla suyun dışarı atılması sağlanmış oluyor. Ee, bu dokunma olayı nasıl gerçekleşiyor dersek, alt deride bulunan duyu almaçları sıcak, soğuk, sert, yumuşak ya da basınç gibi uyarıları alıyor. Ee, bu uyarılar sinirler yardımıyla beynin ilgili bölümüne iletiliyor ve değerlendiriliyor. Bu şekilde dokunma, hissetme olayı e, ne yapılmış oluyor, fark edilmiş oluyor diyoruz. Evet, evet çocuklar, duyu organlarındaki kusurlar e, ve bunların nasıl tedavi edildiği hakkında e, biraz konuşalım. Göz kusurları neler? Aslında günlük hayatta özellikle miyop dediğimiz göz kusuru çok fazla duyarız ve çoğu bireyde bu göz kusuru vardır. Bu göz kusurları doğuştan olabildiği gibi sonradan da ortaya çıkmakta çocuklar. Biraz önce de bahsettiğim gibi miyop neydi? Uzağı net görememe durumu. Bu kusur e, tedavi edilebiliyor. Kalın kenarlı mercekle ya da e, teknolojinin e, bize bir e, şeyi e, lenslerle düzeltilebiliyor. E, gözlük kullanmak istemeyenler için bir seçenek sunulmuş durumda. E, ayrıca eğer doktor uygun görüyorsa ameliyatta da tedavisi mümkün. Hipermetrop yakını net görememe durumu. Burada e, uzakta sorun yaşanmıyor yakını net görememe durumu ince kenarlı mercekle e, bu kusur gideriliyor yine lens de kullanılabiliyor tabi doktorun önerisi doğrultusunda astigmat e, bir üçüncü e, kusurumuz e, burada e, yalnız başına da olabiliyor astigmat tek başına da ortaya çıkabiliyor ya da e, miyop hipermetropun yanında bir ikinci kusur olarak da ortaya çıkabiliyor. Görüntü net görülmüyor, bulanık oluyor. Silindirik merceklerle düzeltilebiliyor. Yine lensle de tedavi edilebileceği gibi eğer uygun bir göz söz konusuysa doktorun önerisiyle, lazerle de tedavi edilebiliyor. Evet, şaşılık. Göz kaslarının uyum içinde çalışmaması. Çocuklar burada sıkıntı kaslarda. E, ameliyat tedavisi var. E, burada görüntünün netliğinde bir sıkıntı yok e, şaşılıkta. Evet, gözümüzün sağlığı için neler yapmamız lazım? E, gözümüzün sağlığı için şiddetli ışıktan e, ya da zararlı ışınlardan e, uzak durmamız gerekiyor. Güneşe, çıplak göze bakmamamız gerekiyor. E, yüzümüzü, gözümüzü temiz tutmamız e, ve dolayısıyla temizlik deyince aklıma geliyor. E, mümkün olduğunca özel havlumuz olsun. E, gözlük, lens gibi e, kişiye özgü e, gereçlerin kesinlikle başkaları tarafından kullanılmaması gerekiyor. E, yine sağlığı önemli etkileyen beslenme. A vitaminine ne yapmamız lazım? dikkat etmemiz gerekiyor. A vitamini açısından e, zengin besinler e, tüketmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? Havuç, yumurta, e, yeşil sebzeler sayılabilir. E, evet, gözümüz e, kitap okurken en çok kullandığımız organ. Dolayısıyla e, okuma mesafemiz çocuklar 35-40 santimden az olmamalı. Çok yakın bakmamamız gerekiyor. Yine son zamanların en sıkıntılı e, durumu bilgisayar, işte cep telefonlarımız, televizyon artık daha ikinci plana itildi. E, bunlara çok yakından bakmamamız, hatta uzun süre bunlara maruz kalmamamız gerekiyor. E, bu şekilde gözümüzü e, özenle e, korumamız şart diyorum. Görme engelliler için çocuklar e, duymuşsunuzdur birey alf alfabesi e, var. Bu e, kesinlikle onların yaşam kalitesini çok yükseltiyor. E, kabartmalardan oluşan nokta e, şeklinde kabartmalardan oluşan karakterler e, birçok yerde kullanılıyor bu asansörlerde işte e, tablet kitaplarda e, bu şekilde. E, teknoloji e, görme engellerin hayatını kolaylaştırıyor diyebiliriz. E, yine e, görme engeller için e, kaldırımlarda sarı şeritler var. E, o sarı şeritler e, nereye ilerlediklerini, nereden geçtiklerini bir nebze olsun e, onlara e, fark ettirmiş oluyor. E, yine biraz önce unuttum. E, trafik e, sinyal düğmelerinde de e, sesli uyarılar bulunmakta. Evet. İşitme bozuklukları neler? Evet, işitme kaybı da çocuklar doğuştan olabildiği gibi sonradan da gerçekleşebiliyor. Doğuştan nasıl oluyor, kulaklarının sertleşmesi, çekiç, örs, üzengi kemiklerinin kaynaşmış durumda olması işitme kaybına neden oluyor. kulağa darbe alınması, yüksek ses şiddetine maruz kalmak, yüksek frekansta sese maruz kalmak kulak zarının yırtılmasına neden olabiliyor. Yine orta iç kulak iltihaplanması, menenjit gibi hastalıklar daha sonradan işitme kaybına uğratabilir bireyleri. Bazen geçici olur, bazen kalıcı olur bu işitme kaybı. Yaşanılan, maruz kalınan duruma göre sürece göre değerlendirilir. Ne yapalım kulak sağlığımızı korumak için? her şeyin başı temizlik. Evet, kulak sağlığımız için de temiz tutmamız gerekiyor. Sivri eşyalar sokmamamız gerekiyor. Kulak çöpü kullanıyorsak eğer mümkün olduğunca ileri itmeden çok uç kısımda bir nem varsa onu alıp temizleyebiliriz. Dış darbelerden korumamız gerekiyor. Soğuktan korumamız gerekiyor. Yine gürültülü ortamlarda bulunmamak bulunmamız gerekiyor. Eğer ses kaynağına çok yakın olmamamız gerekiyor. Yine bu ortamda kalmak zorundaysak e, mümkün olduğunca ağzımızı açıp kapatarak basınç dengesini sağlamamız, bunu kontrol altında tutmamız iyi olacaktır. E, evet, bağlantısı neden nasıl diye düşünebilirsiniz ama diş sağlığı çocuklar. Diş sağlığımıza dikkat edersek kulak sağlığımıza da dikkat etmiş oluyoruz çünkü e, iltihaplanma süreci her iki e, alanı da ilgilendiriyor çünkü dişteki bir iltihap orta kulağa ilerleyebiliyor. Evet, işitme engeli olan kişilerde yine işaret dili seçeneği var çocuklar. Mümkün olduğunca aslında sağlıklı bireylerin de işaret dilini öğrenmesinde fayda var. Onlarla diyalog kurma, sosyalleşme adına ...çok faydalı olacaktır. Evet, teknoloji yine işitme engelli bireyler içinde çalışmış. Neler var? Sesli kütüphaneler var. Yine işitme cihazları eğer uygunsa... ...bakın görselde de bir çocuğa yerleştirilmiş... ...gittikçe estetik hale getiriliyor. Kulak içine de yerleştirilebiliyor frekans kontrolüyle daha kaliteli işitmesini sağlamış oluyor. Biyonik kulak dediğimiz kulak içine yerleştirilen ve doyu hücrelerini uyaran cihazlarla sosyal hayatı kolaylaştırıcı, bu kişilerin sağlığını daha iyi hale getirecek durumlar söz konusu diyorum. Evet. Koku alma bozuklukları e, çocuklar kafatasının e, ön tarafındaki sinüs boşluklarının iltihaplanması sonucu sinüzit dediğimiz hastalık ortaya çıkmakta e, bu da koku alma hassasiyetimizi azaltmakta. Yine alerjik bazı durumlarda da e, saman nezlesi vesaire e, diye duyarsınız belki. E, bu durumlarda da koku alma hassasiyeti azalmış oluyor. E, burun sağlığı için ne yapalım? Temiz tutalım. Burun kıllarını kesinlikle koparmayalım. E, bilmediğimiz e, ya da uyarı da olabilir üzerinde, kimyasal e, uyarısı e, olabilir. Temizlik ürünlerini mümkün olduğunca koklamayalım, uzak duralım. E, darbelerden koruyalım e, burun. E, sivri bir nokta dolayısıyla çarpma sağdan soldan gelen darbeye daha çok maruz kalacak. E, kanama riski artacak. E, bunlara dikkat edelim. Eğer böyle bir durumla karşılaştıysak burun kanaması söz konusuysa tepe kısmından sıkarak kanamanın durmasını e, sağlayalım. Tamponlama ile e, kontrol altında tutalım diyorum. Evet e, tat alma... Bozuklukları neler, neler olabilir? Biraz da bundan bahsedelim. Kalıtsal tat körlüğü e, çocuklar e, tat alma bozukluğuna neden oluyor. Tedavisi yok. Dil iltihabı da yine tat alma bozukluğuna neden olabilir. E, dilimizin sağlığını nasıl koruyalım? Tabii ki ağız, diş sağlığına dikkat edersek dil sağlığı o ortamda olduğu için e, sağlanmış olacak. Aşırı baharatlı, asitli çok sıcak, çok soğuk yiyecek içeceklerden uzak duralım, dikkatli olalım diyorum. Evet, gelelim e, son e, duyu organımız. E, deri, deri sağlığı, dokunma duyusu. Evet, dokunma duyusu bozuklukları neler olabilir? E, dokunma duyusu bozuklukları bazı hastalıklardan kaynaklanabilir. Bunlar e, parazit kaynaklı olabilir mantar hastalıkları gibi ya da kene pire ısırması olabilir mikroorganizma kaynaklı olabilir yaralanmalarda mikroorganizmalar itap oluşturabilir deli yara içerisinde alerjik deri hastalıkları bazı ilaç madde ilaç ve maddelerin ya da polen dediğimiz çiçek tozlarının neden olduğu durumlarda alerjik cilt hastalıkları ekzama kurdeşan karşımıza çıkabilir. Ya da fiziksel nedenlerle bir zarar görebilir. Cildimiz, delici kesici cisimler ya da kimyasal bir maddeyle maruz kalırsa yanık yaralanma gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Ne yapalım Peki Temizliğine dikkat edelim. Yine özel eşyalarımız olsun, havlu, mendil gibi, Başkalarıyla paylaşmayalım, e, aşırı güneşe maruz kalmayalım, güneş de yıpratıcı e, biliyorsunuz. E, zararlı kimyasallarla e, kesinlikle e, eldivensiz e, elimiz dokunmasın ya da e, cildimizin herhangi bir noktasına e, kesinlikle çıplak e, bir vaziyette e, maruz bırakmayalım diyorum. Evet, bu şekilde duy organlarımızın tedavi yöntemlerinden, hastalıkların tedavi yöntemlerinden ve uymamız gereken kurallardan bahsetmiş olduk çocuklar. Evet, bu etkinlikleri daha sonra yapalım. Konu sonu testimize bakalım. Evet. Fen bilimleri dersinde Nuri, gözün yapısı ve görme olayı ile ilgili aşağıdaki Notları alıyor fakat daha sonra ifadelerin birinde hata yaptığını fark ediyor. Buna göre Nore'nin hata yaptığı madde hangisidir? Evet. İris ve göz bebeği sert tabakada bulunan yapılardır. Çocuklar hatırlayalım. E, gözün e, tabakaları vardı. İris ve göz bebeği sert tabakada değildi. Sert tabaka en dışta. Ee, sinir e, olmayan kısımdı. Ee, i̇ris ve göz bebeği görüntünün oluştuğu noktalar dolayısıyla e, hücrelerin sinir hücrelerinin olması gerekiyor. Damar tabakada bulunur. Burada yanlışlık yapılmış. Ee, cevabını hemen bulmuş olduk. Diğerlerine de bakalım. Işık ışınları Korneada ve göz bebeğinde olmak üzere iki kez kırılır. Evet doğru. Kör noktada görüntü oluşmaz. Evet çünkü burada sinirler yok. Duyu e, organ, e, sinirleri yok. Duyu hücreleri retinada bulunur. Evet A tabaka retina iç tabakamız diyoruz. Cevabımız A şıkkı. İkinci soruya bakalım. Şu, şu şekilde büyütelim. Evet. Eşref Bey uzağı net görmesine rağmen kitap okurken görmede sorunlar yaşıyor. Kitabı yakın tuttuğunda net göremeyen Eşref Bey'in rahatsızlığı ile ilgili durumlardan hangisi doğrudur? Miyop göz kusuru vardır. Çocuklar, ee, Uzağı net görememesine görmesine rağmen, pardon, kitap okurken görmede sorun yaşıyor. Yani yakını net göremiyor. O halde bu kusurun adı neydi? Hipermetroptu. Miyop değildi. Ee, hipermetrop göz kusuru vardır. Evet, ikinci öncülümüz doğru. Astigmat göz kusuru vardır. Yanlış. Şaşılık göz kusuru vardır. Yanlış. Cevabımız B olacak. Evet. Üçüncü sorumuz. İşitme organımız olan kulağa gönderilen ses dalgasının kulağa girdikten sonra uğramadığı yapı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Ee, kulak sarı, evet kesinlikle titreşim olacak kulak sarında. Çekiç, örs, üzengi ne yapıyordu? Gelen e, ses e, titreşimlerini e, artırıyordu, şiddetini artırıyordu. Rolü var. Oradan salyangozu at. at aktarıyordu. Onun da rolü var ama yarım daire kanalları denge için önemliydi. Bu süreçte rolü yoktu. Dördüncü sorumuza bakalım çocuklar. Evet. Duyu organlarımızdan burun, deri ve kulakla ilgili verilenlerden hangileri ortaktır? Bakın. Burun, deri ve kulak. Üç tane duyu organımız var. Farklı yapılardan oluşur. Evet doğru. Yönetim merkezleri beyindir. Evet organlarımızın yönetimini beyin koordine ediyor ve alınan mesajları cevap noktasında değerlendiriyor. Rahatsızlıkların tedavisinde teknolojik gelişmelerden yararlanılır. Kesinlikle bunları da biraz önce saydık. Duyu organlarımızın sağlığını korumak için verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? sürekli gözlük kullanmalıyız. Gözlük eğer sorun varsa kullanılmalı tedavi boyutunda sürekli kullanılması yanlış. Kişisel temizliğe dikkat etmeliyiz evet. TV bilgisayar ekranlarına yakından bakmamalıyız kesinlikle. Aşırı tuzlu baharatlı yiyecekler yememeliyiz. O halde 3 tanesi dikkat etmemiz gereken nokta. Ve son sorudayız çocuklar. Vücudu dış etkilerden koruma e, yapısındaki duyu hücreleri ve sinirleriyle sıcak, soğuk, sert, yumuşak gibi fiziksel uyarıları beyne iletme, solunuma yardımcı olma, boşaltıma yardımcı olma verilenlerden hangileri derinin görevlerindendir diyor. Hepsi değil mi çocuklar? Evet. Dış etkilerden koruyor. E, sıcak, soğuk, sert, yumuşak gibi bu yaraları ne yapıyor? Alıyor, beyni iletiyor. Solunum, terleme ile boşaltım kesinlikle rolü var diyoruz. Her iki durumda da. Evet çocuklar, bugünlük dersimiz bu kadardı. Gelecek ders görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.